Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli seyircilerimiz Vav WOW Televizyon'la İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim bir saate yakın bir süre sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden gelen soruları ben kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'a soracağım. Hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Merak ettiğiniz aklınıza takılan sualleriniz varsa 0552 915 82 42 numaralı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan bize sorun vav wow uzantısıyla da sorularınızı bekliyoruz. Daha fazla sözü uzatmadan kıymetli hocama bir hoş geldiniz diyeyim ve akabinde sizden gelen soruları hocama sormaya başlayayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah iyi. Sizler de iyi olursunuz inşallah. Sağlığınıza duacıyız hocam. Sağ Allah, Allah razı Allah. olsun. Hocam Ramazan'ın habercisi 3 aylara girdik. Recep ayını bitirdik. Şaban ayına Bismillah diyeceğiz. Yani bu akşam namazından sonra inşallah. Tabi Ramazan her geçen gün yaklaşıyor. Haliyle Ramazan'a hazırlık sürecimizin de daha da fazlalaşması gerekiyor. Bu dönemde Şaban ayı hocam. Önemi ve fazileti nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Recep ayının başında ilk girdiği zaman Peygamber Efendimizin bir duasını ee, tekrarladık ki o birçok programda da tekrarlandı. Yani ya Rabbi bizi bana e, Recep ve Şaban mübarek kıl bize ve bizi Ramazana ulaştır. Evet. Yani Resulullah Efendimizin bu iki ayı Recep ve Şaban ayını anarak onları bize mübarek kıl demesi bu ayların demek ki bir farklılığı var. Onu zaten gösteriyor. Şimdi onlardan hani caizse basamak basamak Ramazana çıkıyoruz asıl olan Ramazan. Hı hı. Şimdi birinci basamak Recep ayıydı onu bitirdik. Şimdi ikinci basamak Şaban ayı. Şaban ayı ile ilgili olarak gelen e, hadisler, peygamberimizden gelen rivayetler Recep ayına nispetle çok daha fazla. Hı. hı. Recep ayına nispetle çünkü Recep ayıyla ilgili işte o bildiğimiz okuduğumuz hadis var. Onun dışında çok fazla Böyle çok e, ulemanın e, sağlam kabul ettiği hadis rivayet yok. Sadece Miraç gecesi var orada. Evet. Ama Şaban ayıyla ilgili olarak ki Şaban ayı içerisinde e, bir e, Berat gecesi var biliyorsunuz 15. Inde. Evet. O geceyle ilgili olarak o gecenin efendim e, ne diyelim? Yapılan duaların reddolunmayacağı dair dair Cenab-ı Hakk'ın e, yeryüzü semasında tecelli edip yok mu dua eden karşılık vereyim yok mu isteyen vereyim, yok mu tövbe eden kabul edeyim gibi hitap ettiği yolunda rivayetler var. Hı hı. Ayrıca bir de yani berat gecesi var. Tabi berat gecesini berat gecesi günü konuşulacaktır mutlaka. Evet. Fazla girmeyelim ama kurtuluş demek berat. Yani ne deriz biz berat etti deriz değil mi? Mahkemede berat etti. Yani kurtuldu. Suçsuz oldu ortaya çıktı. Yani o geceye Şaban'ın 15, 15. gecesi diye şeyler Rivayetlerde berat gecesi diye geçmez. Şaban'ın 15. gecesi der. Ona biz Hı -hı. berat gecesi diyoruz. Yani şimdi orada ne yapıyor? İnsanlar işte günahlardan inşallah kurtuluyor. Yaptıkları ibadetlerle, dualarla, tövbe istiğfarlarla. Ve bir de şu var gelen meşhur rivayetlerde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıymış. Hı -hı en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıymış. böyle sorarlardı bize hani üç aylar işte bir ay bütün yok yok. Yani rivayetler diyor ki Peygamberimiz Ramazan'ın dışında hiçbir ayı baştan sona oruçlu geçirmedi. Evet. Ama en çok Şaban ayında hatta malum e, Efendimizin eşleri içerisinde genç olanlar var. Yani adet görme çağında olanlar var, yaşlananlar var. E, Hazreti Ayşe diyor ki biz diyor Ramazan'da tutamadığımız oruçları mazeretimiz nedeniyle tutamadığımız oruçları Şaban ayında kaza ederdik. Çünkü Peygamber Efendimiz de o zaman oruçlu olurdu. Ya yani biz o orucumuzu Resulullah oruçluyken kaza etmeyi uygun görürdük diyor. Bu da Şaban ayında daha çok orucun daha faziletli olduğunu bize gösteriyor. E şimdi bizim ibadetlerimiz içerisinde oruç ikincidir. Evet. Namaz, oruç Gerçi tabi bu periyodik bir sıralama değil. Yani birçok ayette salih amel, namaz, zekat baş yan yana gelir ama oruç da bedeni ibadetlerimizin ikincisidir. Ve Peygamberimiz bu ayda çok fazla oruç tuttuğuna göre demek ki bu ayın bir özelliği var. Evet. Hocam. Dolayısıyla da biz bu ayda elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışalım. Ama şu var. Der ki şairin birisi, ben Türkçesini söylüyorum aslında bu Farsça bir şey. Eğer diyor sen kadrini bilirsen her gece kadir gecesidir. Her gece, her şep, şebi kadrest, indani kadrest. Yani sen şan e, değerini bilirsen her gece kadir gecesidir. Yoksa e, orada duran kadir gecesi seni kurtarmaz. O geceyi değerlendirirsen kurtarır. Şaba, Şaban ayı da, berat gecesi de durup dururken kurtarmaz insanları. E, o geceyi değerlendirirse kurtarır. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Amin. Başka bir seyircimiz demiş ki her abdestten sonra abdest namazı kılmalı mıyız? Şart değildir ama kılınması iyidir, müstahaptır. Çünkü e, abdest bir ibadete araç aracıdır. İbadete evet. araçtır. Yani doğrudan kendisi amaç bir ibadet değil. Namaz ibadetine veya işte tavaf ibadetine bir araçtır. Dolayısıyla abdest aldıktan sonra bir ibadet yapmak, ki bu ibadet Kur'an-ı Kerim okuma da olabilir, hı hı. namaz da olabilir, müstehaptır. Yapılsa işte, abdestten sonra namaz kılması e, iyi olur ama şart değildir. Hı. E, şart olmayışı onun önemsiz olduğu anlamına da gelmez. Ne evet. demektir şart değildir? Kılmazsa günaha girmiş olmaz. Hı. Yani abdest aldıktan sonra eğer şart olsaydı mutlaka namaz kılmak gerekirdi. Ha? Ama şart olmadığı için kılmadığında günaha girmiş olmaz ama kılarsa da büyük sevap kazanır kişi. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh mıydı hocam? Her abdestten sonra... Bir abdestten o değildir, bir, bir, o, bir o değildir. Görüyor. Büyüklerin hepsi onu yapar zaten. Hmm, eyvallah. Başka bir seyircimiz demiş ki, borç verdiğim para zekat olarak sayılır mı? Sonradan sayılmaz. İlk verirken borç istedi birisi senden. Sen ona verirken eğer zekata niyet edersen o zekat olur içinden. Veyahut da sen borç verdin birisine daha para elinde duruyor harcamadı. O esnada da niyet edebilirsin. Ama sen geçen sene borç vermişin gelmemiş para bu seneye kadar. Hiç olmazsa zekata sarayım da zekattan gitmiş olsun o dersen o zekat sayılmaz. Onu defaatle söylüyoruz. Alacağı zekayata saymak olmuyor. Niye? Hep diyoruz ki niyet lazım, temlik lazım. Bu borcu silmek temlik değildir, ibradır, ıskattır. Hı hı. Bunlar da temlik saymadığı için zekat olmaz. Ama dediğim gibi, senden birisi borç istemiş. Sen tamam diyorsun, veriyorsun ama verirken içinden zekata niyet ediyorsun ve almıyorsun. Bu zekattır. Evet. Ha, verdin, ilk verirken aklına gelmedi ama verdin. Daha o parayı harcamadan o kişi aklına geldi, zekata niyet edebilirsin. Ama şey şeyde e, daha önceden vermişsin, para harcanmış, geçmiş üzerinden zaman onu alamamışsın, zekata niyet edersen olmaz. Hmm. Kenan Karataş isimli bir seyircimiz demiş ki, benim annem iki ay önce vefat etti. Bana hakkını helal etmem diyordu. Yaşarken şimdi annemin helalliğini almak için ne yapmam lazım demiş. Tabii annesinin helalini alır mı alamaz mı onu bilemem. Çünkü bu helallik alma dünyada olur. Evet. Ancak bir evlat olarak annesine babasına yapabileceği şey bir, hayırlı evlat olmak. Yani anasının babasının peşinden dua eden hayırlı evlat olmak bu bir. İki, güzel ameller işleyerek, bu güzel amel sadaka vermek olabilir efendim, namaz kılmak olabilir, Kur'an-ı Kerim okumak olabilir, oruç tutmak olabilir. Bunlardan elde ettiği sevabı anasının ruhuna bağışlar. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisinde buyurur ki, insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yani insanın öbür dünyada işine yarayacağı şeyler ölmeden önceki yaptıklarıdır. Ha, ama bunlardan üç kişi var ki müstesnadır. Nedir onlar? Bir, sadaka-i cariye bırakan kişi. Ne demek sadaka-i cariye? Kalıcı olan, geçici değil. Mesela birisine Diyelim ki bir 50 lira verirsin, 100 lira verirsin, 500 lira verirsin adam onu harcar biter. Öyle değil de devamlı cariye demek akan demek akan. Yani sen diyelim ki bir cami yaptırmışsın, çeşme yaptırmışsın, efendim, imaret yaptırmışsın. Oradan ne oluyor? Ee, sevap akmaya devam ediyor. Bir Böyle birisi bir. İkincisi kendisinden faydalanılan ilim bırakın. Kitap yazmış, talebe okutmuş. O yazdığı kitaplar okunduk sıra. İnsanlar ondan istifade ettiği sıra. Veya öğrencileri hayatta kaldığı veya onların öğrencileri olduğu sıra onlar da aynı şekilde amel defteri kapanmıyor. Üçüncüsü de peşinden dua eden hayırlı evlat bırak Arkasından dua eden. Onun için biz e, hayırlı evlat olmak, yani anamıza babamıza öldükten sonra onların işine yarayacağı bir şeyler yapmak istiyorsak hayırlı evlat olacağız başta. Peki nasıl olunur hayırlı evlat? Allah'ın emrettikleri yapılır, yasaklarından kaçılır ve güzel ahlakla ahlaklanır. Ki zaten güzel ahlak deyince onların çoğunu Allah emretmiştir. Çirkin ahlakı da yasaklamıştır. Evet. Yalan söylemek çirkindir, doğru konuşmak iyidir. Emanete hıyanet etmek kötüdür. Cana mala kastetmek kötüdür. İnsanları kandırmak kötüdür. Bunlar belli. Bunları yaptığımız zaman Hayırlı evlat olmuş oluruz ve bir de namazlarımızın peşinde dua ediyoruz. Başka zamanlar dua ediyoruz. O annemizin, babamızın işine yarar. Şimdi burada bu kardeşimiz, tabii annesi hakkını helal etmemiş onu bilemem ben ama evet. en azından annesi için hayır hasenat yaparak, yaptığı hayır hasenatın sevabını bağışlayarak onun öbür dünyada rahatlamasını sağlar. Bir seyircimiz demiş ki dişteki dolgunun abdeste zararı var mı? Hayır olmaz. Çünkü abdestte zaten ağzın içini yıkamak farz değildir, sünnettir. Artı diş dolgusu bir keyfi bir işlem değildir. Hı hı. O bir şeydir, e, tedavidir, zorunluluktur. Abdeste mani olmaz, engel olmaz. Kuslem engel olur mu olmaz bu konusunda bazı farklı görüşler var ama farklı görüşler de güncel bazı farklı görüşler. Yani bir asır içerisindeki. Ama genel kanaat, genel kabul gusle de mani olmayacağı şeklindedir. Diş dolgusunun, diş kaplananın, efendim köprünün vesaire. Implantın şimdi o da var. Değil mi? Hmm. Ramiz Akdeniz isimli bir seyircimiz demiş ki evde sadece eşimle cemaat yapıyorum. İmam olarak benim abdestim bozulunca eşimin de namazı bozulur mu? Şimdi e, bu Cemaatle namaz kılındığı zaman, cemaatle namaz kılındığı zaman, e, tabi cemaat birden fazla ise, imamın abdesti bozulursa, onu daha önce konuşmuştuk, evet. bu istihlal deniliyor, bo bozulursa, yerine birisini geçirir ve kendisi abdest almaya gider ve yerine geçirdiği kişi imamlığa devam eder namazı. Kılıyor. Evet. Ancak, ancak, şurada kayıt önemli, o e, abdesti bozulan imam yerine birini geçirmeden önce bir rükün eda edecek kadar başka bir şeyle meşgul olsun. Mesela, hıh. Hmm. secdedeyken abdesti bozuldu. Hemen te Allahu ekber demeden kalkıp yerine geçirmesi lazım. Allahu ekber der oturumuna gelirse artık namazı bozulmuştur. Cemaatin namazı bozulmuştur. Yani buna dikkat etmesi lazım. Hmm. Veya rükudayken abdesti bozuldu hemen kalkması lazım değil de Sema Allahu hamide dedi. Ondan sonra geriye gitmeye başladı. Namazı bozuldu. Cemaatin namazı da bozulur. Hmm. Ha. Ama imamın peşinde tek kişi var ise eğer. tek. Evet. Ve imamın abdesti bozulursa o tek kişi namazına devam ediyor. Ferdi olarak devam ediyor. Devam ediyor. Ya e burada eşi var imam. Hmm. Şey cemaat olmuş. O da tek kişi olduğuna göre o imam olan beyefendinin abdesti bozulmuşsa o çıkar abdest almaya gider. Ama eşi namazına devam eder. Hmm. Eyvallah hocam. Bir videolu sorumuz varmış. O videolu sorumuzu alalım. Selamun aleyküm. Hocam ben e, camimizin imamı izinli olduğu günlerde acizane mihraba geçip namaz kıldırıyorum. Gene böyle bir günde namaz kıldırdığım bir yatsı namazında arkamda e, bir din görevlisi imam arkadaş namaz kılmış. Namazdan sonra bana dedi sarık giymediğin için cemaatin 72 derece sevabına mani oldun dedi. Ben cübbeyi giyiyorum fakat sarık takmıyorum başıma namaz takkesi giyiyorum. Benim bildiğim sadece bir cemaatle ve yalnız kılınan namaz arasında bir 27 derecelik bir fark olur diye biliyorum. Bu sarıksız namaz kılmanın şeyle bir alakası var mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir hadis var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam var mı böyle bir şey? Hayır, böyle bir hadis olduğunu ben bilmiyorum ve olacağını da zannetmiyorum. Çünkü e, kılık kıyafet konusu biraz şeydir. E, yöreseldir hı hı. ve dönemseldir. Yeni <laughs> tabirlerle. Şimdi Resulullah Efendimiz zamanındaki insanların kıyafetiyle bugünkü bizim kıyafetimizin arasında hiç ilgi yok. Evet. O günkü sakla, sarılan sarıkla bugünkü bizim hocaların giydiği sarık arasında da hiçbir irtibat yok. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Bizim sarıklarda bir fes var. Hı hı. Fesin üzerinde de salık dolanıyor. Evet. Ve o fes ne zaman geldi Osmanlı coğrafyasına, İslam coğrafyasına? Belki 150 sene önce ha bilemedin 200 sene senece olsun ve bildiğim kadarıyla Avusturya'dan geldi. hı. hı. Ama öyle bir oldu ki gavurdan gelen şey sonra İslam'ın gereğiymiş gibi insanlar şey yapmaya başladılar. Ha oradan gelirken üzerinde sarık yoktu elbette. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında insanlar sarık sarıyordu. Peygamberimiz de sarıyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in sardığı sarık bizim imamların giydiği sarık gibi değildi. O işte başına belki bir takke gibi bir şey sarıyor. Ve o ucu bir ucu kürek kemiklerin arasına doğru iniyor idi o şekildeydi. Hmm. E şimdi yani bu şunu gösteriyor ki ha bir de şunu söyleyelim. Mesela İslam alemini dolaşalım tek tek. Ben birçok ülkeye gittim. Evet. E, Mısır'dakilerin biraz farklı bir sarığı var. Suriye'dekilerin biraz farklı sarığı var. Ama öbürlerinde işte Suudi Arabistan'mış, Yemen'miş. Efendim şura bura yok bizim buradaki gibi sarık yok. E o adamlar bunlar hiç duymadılar mı bu hadisi? O kadar insan, o kadar alim yetişmiş oralarda. Şimdi ha, bu halk arasında bu şey konuşuluyor. İşte sevap daha sevap olacak. Ama bu öyle peygamberimizden nakledilen sağlam bir hadis değil. Hmm. Bu kardeşimizin dediği gibi yani o kat kat sevap almamıza vesile olan şey cevaatle namazdır. Peygamberimizden gelen o meşhur hadistir. 27 kat. Evet. Ama Sarıklı namaz kılma, sarıksız namaz kılmadan 72 derece daha fazladır. <laughs> Böyle bir şey yok. Hmm, eyvallah hocam. Yani şekle takılmamak lazım hocam. Ya bazen takılınır. Bazen takılınır. Nedir hmm. o? Mesela diyelim ki kılık kıyafete gavura benzemememiz lazım. Evet. Bak Burada evet. takıldık. Ama onun dışında öyle bir şey yoksa, yani gayrimüslimlerin özel giysileri vesairesi değilse takılmamak lazım. Zaten tarih boyunca da takılmamış insanlar. Yani Suudi Arabistan'ın giysisiyle, efendim Körfez ülkelerinin giysisiyle, Yemenlilerin giysisiyle e, bizimki Hintlilerin ki, Pakistanlıların ki aynı değil ki. Eğer böyle bir gereklilik olsaydı bu hepsi aynı olurdu. Evet. Yani Pakistanların takkesi bizim takkiye benzemiyor. Onlar sarık falan da sarmıyorlar. Ben Pakistan'da gittim. Yok. Evet. Eyvallah hocam. Seyircilerimize çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak bizlere gönderebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Yani bir dakika bu Pakistanlılar da sarık yok derken bizim Türkiye'deki bizim sardığımız sarık gibi yok. Hmm. Onlar da kendilerine göre ayrı bir sarık şeyleri var. Eyvallah hocam. Nezir isminde bir seyircimiz demiş ki hocam Şafii mezhebindenim. Cuma namazından sonra öğle namazı kılıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Bunun yerine sünnet mi kılmak gerekiyor? Valla Şafii mezhebindeyse Şafii mezhebindeki hoca şeyler cemaat ne yapıyorsa o da aynısını yapsın. Yani zaten Şafii cemaatin olduğu yerlerde bu olur. Yani Güneydoğu Hı -hı. Anadolu bölgesinde olur bu. Bizim Hanefilerin Zuhr ahir diye kıldığımız namaz var ya. Evet. Onun yerine Şafiler e, iki, dört teket namaz kılıyor ve bunu da cemaatle kılıyorlar. Hmm. Bizim zuhra ahirin yerine. E bu soruyu soran kardeşimiz eğer diyelim ki Türkiye'de yaşıyorsa zaten Türkiye'deki camilerde e, böyle cemaatle kılınan bir dört tekatlık namaz yok. Evet. Cuma'dan. Sadece Cuma'nın farzı var yani, gerek. Türkiye'de derken yani şey Şafilerin yoğunlukta olmadığı yerlerde hı hı. ama şafilerin yoğunlukta olduğu yerler var Diyarbakır gibi Şırnak gibi vesaire oralarda zaten kılıyorlar şeyi ee, söyleyiver cemaatle namaz kılıyorlar onlara uyar onlarla kılar isterse istemezse kılmaz. Hı hı. Yani bizim o zuhra ile ilgili söylediklerimiz aynen şafilerin kıldığı bu namazla da ilgilidir. Seyircilerimizden Ahmet Bey demiş ki 9 yaşında bir erkek çocuğum var. 10 aylıkken sünnetini yaptırdım. Sünnet düğünü yaptırmayı düşünmüyorum. Annesi ve aile büyüklerimiz yapılmasını istiyor. Fakat ben sünnet düğününe ayıracağım bütçeyi hayır işlerinde kullanmak istiyorum. Bu konuda sizin düşüncenizi alabilir miyim? Vallahi hayır işlerinde kullanması daha iyi. Yani sünnet düğünü yapmak bir ibadet değil onu söyleyeyim. Yani normal evliliklerde, düğünlerde ziyafet vermek sünnet. Evet. Ve o ziyafete katılmak da sünnet veya vacip davet edilenlerin. Ama e, sünnet merasimi, sünnet daveti, sünnet düğünü gibi diye e, ibadet türünden olan bir şey yoktur. Ama o ayrılacak olan bütçeyi hayır işlerinde kullanması bir ibadettir, sevap getiricidir. E, dolayısıyla bu soruyu soran kardeşimizin düşündüğü daha yerindedir. Eğer <laughs> kurtulabilirse aile... Ümmetinin fertlerinden o düşündüğünü yapsın. O parayı hayra hasenata versin. Hmm. Başka bir seyircimiz demiş ki, hocam iki günlükken oğlumu kaybettim. Şimdi yaşasaydı 45 yaşında olacaktı. Ben onun ruhuna hediye etmek için iki günlük bebek kıyafetimi vermeliyim yoksa 45 yaşında yetişkin kıyafetimi vermeliyim? Şimdi o iki günlükken vefat etmiş olan yavrunun kıyafete falan ihtiyacı yok. Ve onun ruhunun hayra, hasenata da ihtiyacı yok. Hı hı. O zaten günahsız, sabi, melek. Evet. E dolayısıyla onu memnun etmek için bir şey yapmasına gerek yok burada ana onun babasının, anasının. O zaten öbür tarafta memnun, o hayatından memnun. Yani Allah'ın ona orada verdiği nimetler karşısında ananın, babanın burada yapacağı hayırların hiçbir değeri olmaz. Evet Dolayısıyla işte küçük bebek kıyafeti mi 45 yaşındaki insan kıyafeti mi böyle bir ikileme veya böyle bir düşünceye dalmaya da gerek yok. O bu kişi eğer imkanı varsa kendisi hayır hasenat yapsın, kendisine yarasın o. O küçük bebek bu anaya babaya belki şefaat edecek öbür dünyada. Onların ihtiyacı yok baba çünkü onlar günahsız zaten. Dolayısıyla onu kafasından silsin. Maddi gücü yerindeyse fakire fukaraya zekatı başta olmak üzere sadaka versin, hayır hasenatta bulunsun. Böylece aldığı sevap kendisine sermaye olsun öbür dünya için. İnşallah. Gaziantep'ten Eyüp Bey demiş ki, hocam sabah 8 akşam 6 çalışıyorum. 6'da iş çıkışından önce abdest alıyorum. Akşam ezanı yolda okunuyor. Servise bazen gözüm dalıyor. Yani uyuyorum. Abdestim bozulur mu? Evde tekrar abdest almam gerekir mi? Şimdi uyumak abdesti bozmuyor aslında. Hı hı. Abdesti bozan şey uyurken insandan bir şeyin çıkması ve ondan haberdar olunmaması ihtimali. O yüzden mesela bizim kitaplarımızda der ki bir yere dayanmadan veya yaslanmadan uyusa insan onun abdesti bozulmaz der. Dayanmadan veya yaslanmadan. Niye? Çünkü o şekilde uyuduğu zaman onun kasları şey olur gergin olur, sıkı olur. Dolayısıyla o vaziyetteyken kendisinden bir şey çıkmaz. Ama bir yere dayandıysa, yani makadı, oturağı yerden kesildiyse, kaydıysa, o takdirde böyle bir ihtimal söz konusudur. Şimdi o otobüsteki oturuşu, eğer böyle bir ihtimali ortadan kaldırıyorsa, yani o oturuş şekliyle, bu kişiden herhangi bir şeyin çıkması ki bu şeyden maksat da yel çıkması. Onu söyleyelim. Evet. E, ihtimali yok ise abdesti bozulmamıştır. Bu abdestle namazını kılar. Ama yanmışmış efendim bir tarafa devrilmiş efendim işte kalçasının yarısı şeyde yarısı dışarıda filan. E böyle olursa o zaman abdesti alması lazım. Bir de şunu söyleyeyim. E, Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Şüphe ettiğin şeyi bırak, şüphe etmediğin şeyi al. Yani şüphe ediyorsan onu hmm. terk et. Ve garanti olan, kesin olana bak. E sen orada uyurken bir şüphe gelmişse içine abdest al bir daha. Abdest al bir daha. Buna bir engel yok. E hatta ne diyoruz biz? Abdestliyken abdest alma nuruna la nur diyoruz. Ne demek nuruna la nur? Nur üstüne nur diyoruz. Abdestliyken abdest, al. abdest alma. Abdestliyken abdest alma. Şart değil ayrı ama burada bir şüphe ediyorsa, içine şüphe düşüyorsa abdest alsın daha iyi. Hı hı. Ama dediğim gibi eğer e, oturak kısmı eğer yerden kesilmiyorsa filan o takdirde abdesti bozulmaz uyumakla, az uyumakla. Eyüp Bey'in ikinci bir sorusu, vitir namazının kazası olur mu? Olur. Vitir namazı da kaza edilir, vacip namazdır o. Hı. Vacip namazın da kazası olur ama bayram namazları da vacipti, bayram namazlarının kazası olmaz. Hmm. Konya'dan Hatice Hanım demiş ki kiracımdan Ramazan'da bir aylık kira almıyorum. Zekatıma sayıyorum ama bu benim zekatım demiyorum incinmesin diye. Ancak ben niyetime zekatım diye ediyorum. Doğru mu? Şimdi kiracı kirasını versin. Bu da gerisin geri zekat olarak versin. Ama zekat demesin. Yani sen Ramazan'da e, kiranı verme demekle al şunu da çocuklarına harçlık yap, bayramlık alırsın deme arasında fark yok. Evet. Ama burada önemli olan şey şu, o kiracı kirasını ödesin ev sahibine ve ev sahibi de o parayı kendisi niyet ederek, zekata niyet ederek versin. Böyle şeyler çok hayırsever insanlar, böyle Ramazan'da kira almayan veya ne bileyim azalan e, insanlarımız çok Allah sayılarını artırsın. Hatta aklıma geldi biz okulda okurken bir evde kirada oturduk üç arkadaş. Bizim ev sahibimiz de Ramazan'da kira almamıştı bizden. Evet Onun niyeti neydi bilmiyoruz ama <laughs> bizden almamıştı. <laughs> Allah, rahmet. Allah rahmet eylesin. Allah Ayşe rahmet teyze. eylesin hocam. <laughs> İsmi Ayşe teyzeydi. Allah rahmet eylesin. Başka bir seyircimiz demiş ki, Hocam dört senedir tavuk yemiyorum. Helal kesim olmadığı için sadece bildiğim bir markanın tavuklarını... Helal kesim olduğunu bildiğim, onları yiyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? <laughs> doğru yapıyorum. E şimdi helal kesim olup olmadığını bilmiyorsa aslında bunu bilmediğine göre o tavuğu yemesinde sakınca olmaz. Hı hı. Ama helal kesim olduğunu kesin bildiği ama öbüründen de şüphe ediyorsa e kesin bildiğinden alsın, gönlü daha rahat olur. Evet. Ama şimdi gidip marketlerden alıyoruz tavuk bir takım markalar var. Onlar e, bizim istediğimiz şekildeki bir kesim mi yoksa başka türlü mü biz bilmiyoruz ki onu. E, Müslümanlar onu sat yapıyor, şey yapıyor, üretiyor. Müslümanlar satıyor. E biz de diyoruz ki ha demek ki bu Müslümanların e, üretip sattığı bir şey olduğuna göre demek ki helal deyip alıp yiyoruz ve bundan sonra da günaha girmiyoruz. Hmm. Ama mesela şu benim de tercihim oluyor bazen. Kuru yolum diyor. Evet. Yani böyle bir şeye rastlarsam diyelim, ben de onu tercih ediyorum. E bu kişi demek ki o markalardan birisinin e, kesiminin işte inancımıza göre pürüzsüz, şüphesiz olduğunu biliyor. E ona devam etsin, daha iyi o imkan varsa. Ama böyle bir tavuk yoksa da hiç tavuk yemesin diyecek halimiz yok. Eyvallah. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sizden gelen sesli sorumuzu dinliyoruz. Ben e, taşıma sektöründe çalışıyorum. E, mesela seccade olmuyor. Ayakkabıyı çıkartsak e, bunu e, çorabımızla e, otobüsün içerisinde öyle bir şey yapamıyoruz. Islak havalar oluyor. Dışarıda akılamıyoruz. E, Ayakkabıyı çıkartmadan otobüsün koltuğunun üzerinde oturarak veya dizimizi bükerek veya bir şekilde secde pozisyonu alarak bunu kalabiliyor muyuz? Kalabiliyor muyuz? Açıklarsanız sizden ricamız memnun kalırız. Evet bu ses biraz gürültülü geldi ama anlaşıldı. Evet, evet. Yani diyor ki benim anladığım kadarıyla bu arkadaşımız ben diyor taşıma sektöründe çalışıyorum. Hı hı. Yolda giderken bazen dışarıda yağmur oluyor, çamur oluyor, kar oluyor. İnip namazımı kılamıyorum. Oturduğum yerden arabanın içerisinde namaz kılacağım. Efendim, e, ayağımı, ayakkabıyı çıkarmak da doğru olmuyor. Ayakkabıyla kılabilir miyim oturduğum yerden? Evet. Değil mi bu? Evet hocam, soru bu. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bir, yere inip namaz kılma imkanı var ise ruku secde yaparak onu yapacak bir adam. Ama bu imkan yoksa, bu imkan nasıl olmaz? Şehir içi trafiğindedir. Şehir içi trafiğindedir. Veyahut da efendim işte ya kar, yağmur vesaire vardı. İnip kılamıyor. Ha, oturduğu yerden tamam kılar. Yönlü kıble istikametine döner. Aynı yolculuk halinde olduğu gibi. Ama tabii şoför kendisi bir taraftan araba sürerek bir taraftan da namaz kılamaz. En azından durdurması lazım. Şimdi çorap çıkarmak, ayakkabısını çıkarmıyor çorap. Eğer ayakkabısı temizse, yani onun üzerinde namaza mani bir pislik, yani necaset dediğimiz şey yok ise, ayakkabıyla namaz kılabilir. Peygamber evet. Efendimiz kılmıştır ayakkabıyla namaz. Hatta şöyle bir olay, daha önce de bunu hatırlatmıştım, ben anlatmıştım. Bir gün namazda ayakkabısının birini çıkarıyor Peygamber Efendimiz cemaate namaz kıldırırken. Bunu gören cemaat de çıkarıyor. Peygamber çıkardı ya. Evet. Beni nasıl namaz kılarken görürseniz siz de öyle namaz kılın demiş. Dolayısıyla peygamber ne yaparsa onun aynısını yapıyorlar. Onlar da çıkarıyor ayakkabılarını. Namazdan sonra diyor ki ya niye çıkardınız siz ayakkabısını fark etmiş peygamber efendimiz. Niye çıkardınız ayakkabılarınızı? Ya Resulallah sen çıkardın da biz de ondan çıkardık. Diyor ki buyuruyor ki Cebrail bana geldi ayakkabımda, sağ ayakkabımda bir pislik olduğunu haber verdi. Ben o yüzden çıkardım. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu diyor. Yani demek ki peygamberimiz olsun, ashab-ı kiram olsun, ayakkabıyla namaz kılmışlar, kıldılar. Ama burada önemli olan şey nedir? Pisliğin olmamasıdır ayakkabıda. Hmm. Evet. Eyvallah hocam. Seyircilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552-915-8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videoda normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Zeynep isimli bir seyircimiz demiş ki evliyim çocuklarım var çalışmıyorum. Babamın zaman zaman bana verdiği harçlıkları biriktirmiştim. O paranın zekatı var mı? Varsa zekatını yine o paranın içinden verebilir miyim? Şimdi evli, evliyim mi dedi? Evet hocam. Yani eşi var. Hı hı. Dolayısıyla kendisinin ve çocuklarının nafakasını kocası temin ediyor. Ki o parayı biriktirebilmiş. Evet. Şimdi bu para nisaba ulaşmışsa yani 80.18 gram altın değerine ulaşmışsa, ulaştığı andan itibaren, üzerinden bir sene geçmiş ise onun zekatını verecek. Evet. Ve o biriken, yani babasının kendisine verdiği paradan da verebilir. Buna bir engel yok. Niye? Çünkü bu hanım e, dine zengin sayılır. Bunun havaycı asliye dediğimiz asli ihtiyaçlar bunda söz konusu değil çünkü Aslı ihtiyaçlarını eşi karşılıyor zaten. Eşin görevi o. Hı hı. Dolayısıyla bu hanımefendinin elindeki o harçlıklardan biriktiği para onun fazladan parası gibidir. Ama tabii bir nisap şartı aranır. En az 80.18 gram altın değerinde olması lazım. Ve bir de o değere vardıktan sonra üzerinden bir sene geçmesi lazım. Eğer bu şartlar gerçekleştiyse onun zekatını verecektir. Ve o biriktirdiği paradan da verebilir. Başka parası varsa ondan da verebilir. Şart değildir. Tabi o burada şunu kas şey yapalım. O babasının verdiği, biriktirdiği paralardan başka parası varsa, altın varsa onlar da üzerine eklenecektir. Beraber değerlendirilir. Hmm. Hepsi. Ahmet Üstün isimli bir seyircimiz demiş ki, Kur'an-ı Kerim'de ahiret günü ve kıyamet günü ifadeleri yer almaktadır. Yevmül ahire, yevmül kıyame şeklinde. Bu iki gün aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Şimdi bir kıyamet var yani dünyanın sonunun gelmesi. Ahiret de son gün demek. Ellemul ahir son gün demek. Hı hı. Yani kıyamet günüyle o aynı oluyor. Fakat bazen mahşerle ilgili olarak da kıyamet kelimesinin kullanıldığı oluyor. Evet. Ama kıyametin koptuğu gün son gündür. Ahiret günü de son gün demektir. İkisi aynıdır. Hmm. Başka bir seyircimiz demiş ki, Kur'an okurken ezan okunursa ne yapmalıyız? Kur'an okunurken ezan okunursa, kendisi Kur'an okurken. Hmm. Bence Kur'an'ı bıraksın, ezanı dinlesin, ezanın duasını yapsın, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder istersin. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim okunuyor başkası tarafından camide. Bir taraftan da ezan okunuyor. Oluyor bu. O zaman Kur'an-ı Kerim'i dinlesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Hmm. Her ne kadar farz-ı kifayedir görüşü varsa da farzdır. Ve farz olan ibadetin sevabı sünnetin iba sevabından fazladır. Ezanı dinlemek sünnettir. Evet. Dolayısıyla... Cami'de imam Efendi Kur'an-ı Kerim okuyor ve müezzin ezan okuyor. Ve müezzin ezan okurken de imam Efendi Kur'an-ı Kerim okumayı kesmemiş. Oradaki cemaat, içerideki cemaat ne olacak? Kur'an-ı Kerim dinler. Ezanı değil. Ama kendisi Kur'an-ı Kerim okuyorsa ve kendisi okurken eğer ezan okunursa o zaman kessin, ezanı dinlesin, ondan sonra devam edebilir. Çünkü e, kendisinin okumayı kesmesinin bir zararı söz konusu değil hmm. tam bu dediğiniz konuyla alakalı başka bir seyircimiz şunu demiş Kur'an dinlerken zikir çekmeye devam edilir mi diye valla ikisine birden insanın gönlünü zihnini benliğini vermesi zor gibi geliyor bana evet. yani en iyisi Kur'an-ı Kerim dinlesin başka bir seyircimizmiş ki teheccüdden sonra bitir kılınır mı kılınabilir olabilir. Bu konuda rivayetler var. Hı. Yani eee Felyekun ahiru salatikum el vitra diye bir hadis var. Son namazınız vitir olsun. Evet. Vitir namazının vakti yatsı namazından sonraki vakittir. Ve yatsı namazının vakti de e, şeyde başlar. Güneş battıktan sonraki o beyazlık kaybolduktan sonra başlar İmam-ı Azama göre bu. İmsak vaktine kadar devam eder. Bu iki zaman arasında istediğim zaman ben yatsı namazını kılabilirim. Ha, uyudum kalktım istersem önce vitri sonra teheccüdü kılar. Hı, hı. Yatsıyı daha önce kılmışsam. İstersem de teheccüd kılar arkasından da vitri kılar. Hı, hı. Seyircilerimizden biri demiş ki 42 yaşımda namaza başladım. Kaza namazları kılmalı mıyım? Evet kıl. kılmalı. Çünkü burada 42 yaşıyla 12 yaş arasında 30 sene var. 30 senelik geçmiş namazı var bu insanın. Evet. E bunları kaza etmesi lazım. Kaza Hı -hı. etmesi lazım. Yani şöyle gerçi işte kaza namazı çok olunca işte bilmem ne zaman bir günlük kaza namazı kılarsa hepsi geçer ödenir falan keşfiler, rivayetler aslı yok. bunlar. Kaç namaz borcu varsa kaza edilecek. Şimdi böyle namazı kasten geçirenler namazları kaza etmezler falan gibi bazı söylemler de var biliyorsun. Evet. O da bir kıymet harbiyesi olmayan sözler. Şimdi şöyle bir olay yaşanıyor bakın. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah benim babama haç farz olmuş idi. Ama haç yapmadan öldü. Ben onun yerine haç yapayım mı? Soru güzel tamam bu. Hı hı. Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Ne dersin diyor. Senin babayın insanlara bir borcu olsa idi. öder miydin onu? Hı hı. Öderdim ya Resulallah. Allah kendisine olan borcun ödenmesine herkesten daha çok hak sahibidir. Bu haçla ilgili. Haç bir ibadet. Hı hı. E namaz da bir ibadet. Haç etmemek nasıl ki Allah'a karşı bir borç ise namaz kılmamak da Allah'a karşı bir borçtur. Dolayısıyla kaza edilmesi gerekir. Hatta şafi mezhebinde mesela tutulamayan bir kimse oruç tutmadan ölmüşse oruç borcuyken yakınları onun orucunu tutuyorlar biliyorsunuz. Evet. Daha önce konuşmuştuk bunu. Yani kişi vaktinde yapmadığı ibadetler hangisi olursa olsun ister haç olsun şey namaz olsun ister oruç olsun ister haç bunları sonradan kaza etmesi görevidir. Ancak mazeretli geçirme ile mazeretsiz geçirme arasında bir fark var. Mazeretsiz geçirirse namazı, aynı zamanda tevbe istiğfar etmesi lazım. Allah'tan hmm. af dilemesi lazım. Ama e, mazeretli geçirirse, tevbe etme, istiğfar etmesine gerek yok, kaza eder, tamam. E, şimdi burada e, işte kasıtlı geçiren namazlar kaza edilmez falan diyenlerin gerekçelerinden biri de şu, Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Bir kimse uyur veya unutur da namaz kılmazsa uyandığında veya hatırladığında namazı kılsın. Hı hı. Bu anlamda hadisi var. Şimdi e burada hadiste ne diyor? Uyur veya unutursa. unutursa diyor. Peki bu şu anlama gelir mi? Uyumadan, unutmadan geçirirse kaza etmesine gerek yok anlamı çıkar mı bundan? Çıkarıyorlar ama çıkmaz bence. Aynen Peki işte. peygamberimiz niye bu uyur veya unutur kaydırı koymuş? O zaman ancak bu iki durumda namaz geçiyormuş insanlar. Hmm. Yani böyle bir durum yokken namaz geçirmemişler ki. Zaten hassas savranıyor. Ya zaten namaz olan insan yok. <laughs> Ve bir de bak bunların dışında Peygamber Efendimiz'in kaza ettiği namaz var. Hendek Savaşı'nda kılamadığı namazları ne yapmış? Kaza etmiş. Evet Ama o namazları uyurken geçirmemiş. Unutarak da geçirmemiş. Düşman baskısından dolayı geçirmiş. E demek ki o iki kayıt kaydı ihtirazi derler buna. İhtirazi değildir. Yani bu uyuma ve unutma kaydı bunun dışındakilerde bu hüküm yoktur anlamına gelmez. Evet. Kaydı ittifakı deriz biz ona Arapçada. Yani genelde insanlar uyur ve unutur ondan namaz geçirirler de onun için peygamberimiz onu söylemiş. Hmm. Eyvallah hocam. Biri sessiz sorumuz varmış. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sizden gelen sessiz sorumuzu dinliyoruz. E, emekliye vermiş olduğu bankaların emekliye vermiş olduğu promosyonları Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme Vakfı, Vakfı'na vermemiz uygun değil midir? Evet. Tabii verilebilir. Yani verilebilir. Ve uygun olur. Ama şart değildir oraya vermek oraya verebileceği gibi daha başka bir hayır kurumuna da verebilir. Kızılay'a da verebilir. Hı, hı. Diyanet Vakfı'na verebilir. Veya çevresinde fakir insanlar varsa onlara verebilir. Yani bunlar hepsi caizdir. E, kişinin kendi e, iradesine bağlıdır bu. Nereye isterse oraya ver. Seyircilerimizden Murat Bey demiş ki sabah namazının ardından tesbihattan sonra 10 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul ve lehu hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Söylemenin faziletleri nelerdir? Vallahi faziletleri ne kadardı onu bilmem ben. Benim bildiğim sabah namazından sonra, tesbihattan sonra on bir defa İhlas-ı Şerif okuma evet. var. Yani şey, Allahu ahad. Ama la ilahe illallah bir zikir halinde de onu şey yapıyorlar. Hatta İmam-ı Azam'ın zikir olarak da galiba o şey yapılıyor. Ya bunun cevabı var mutlaka zikir. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Eftalü zikri la ilahe illallah. En faziletli zikir la ilahe illallah demektir. Evet. Ama bunun fazileti ne kadardır? E onu bilemem ama sevaptır. İyi bir harekettir. Başka bir seyircimiz demiş ki, hayırlı programlar dilerim. Yorumlarınızdan büyük istifade ediyoruz. Allah razı olsun. Ben Vav Radyo'yu sürekli işe gidip gelirken yolda dinliyorum. Ben genelde kabristanın önünden geçen otobüse biniyorum eve giderken. Eğer rad radyo dinlerken meal varsa veya Türkçe dua varsa üç gülhü bir elham okuyup selamünaleyküm ya ehli kubur deyip burada yatan tüm merhumların ruhlarına hediye eyledim diyorum. Otobüs kabristan durağında durmazsa dinlediğim Kur'an'ın sevabını ruhlarına bağışladım diyorum. Doğru mu yapıyor? Evet, Doğru yapıyor. Allah kabul etsin. Sonuçta <laughs> evet. Kur'an-ı Kerim okuyor veya Kur'an-ı Kerim dinliyor. Onların sevabını orada yatanlara gönderiyor. Tabi bu e, selam vermek şeydir. Sünnette vardır yani şeye. E, kabristandan girerken, geçerken oradaki <laughs> yatanlara selam vermek. E, esselamu aleyküm ya ehle daril kubur. Evet. E, i̇nna ileyküm inşallahü lelâhikun. Ey kabir ahalisi selamun aleyküm inşallah biz de size kavuşacağız. Evet. Şeklinde dua edilir. E, bu Fatiha göndermek veya ihlas Fatiha göndermek elbette güzel şeylerdir. E, sevaba vesile olur inşallah. İnşallah. Başka bir seyircimiz demiş ki Vav Radyo'da öğle vakti cüz okunuyor. Ben de Kur'an'dan takip ediyorum hatim sayılır mı? E, ta, e, e, dinleme hatim olur. ya yani, takip etme ama kendi bir defa bak, bakın bunu zaman zaman çok soruyorlar, bize evet. söylüyoruz. Hatim deyince Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra okumayı biz anlıyoruz. Ama bu demek değildir ki Kur'an-ı Kerim'i dinlediğimiz zaman hatim yapmamış oluyoruz veya sevap kazanmamış oluyoruz. Mesela bizim ülkemizde bir mukabele adeti var. Evet. Ee, şimdi çok fazla belki olmuyor ama. Genelde Ramazan'da. Ramazan'da daha da oluyor, fazla oluyor ve e, mesela Taşra'da daha çok oluyor bu. Hafızlar ne yapıyor? Camilerde Kur'an şey mukabele okuyorlar. Evet. Mesela diyelim ki dört tane hafız her biri beşer sayfa okuyor sırayla. Hatta Konya'da bu kapı camiinde okunurdu ve bir de o hafızların başında şey var. Baş hafız derler ona. Onları dinler, onlardan yanılan olduğu zaman onları hatırlatır falan. Bu böyle bir hmm. adeti müjgüler şey mukabele. Ki bu biraz da şeyden kaynaklı geliyor bu, biraz da demeyelim de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'la Ramazan'da mukabele yaparlarmış. Evet. Yani her Ramazan Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelir. ve O zamana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini peygamberimiz okurmuş. Ve Cebrail dinlermiş. Karşılıklı olduğu için buna mukabele deniliyor. Hatta vefat ettiği sene bu mukabele iki defa tekerrür etmiş. Allah, Allah Daha önceki senelerde bir defa yaparken hı hı. Vefat ettiği sene iki defa yapmış Bu var Ve bu bizim coğrafyamızda e, e, Yaygın yani şey olarak Adet olarak gelenek olarak devam ediyor Ve burada e, Cemaat dinliyor bunu Yani camide diyelim ki hafızlar okuyorsa Cemaat ya Kur'an-ı Kerim'i açarak Ondan takip ederek dinliyor Veyahut da kendisi diyelim Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa bile oturduğu yerden onları dinliyor. E bunların hepsi sevap kazanıyor. Hı hı. Okuyan da, dinleyen de, süzen de, süzme deriz ya Kur'an-ı Kerim yüzünden takip eden de. Hepsi sevap kazanıyor. Ama kelime olarak, terim olarak hatim dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyarak baştan sona onu yapana diyoruz. Bunu yapmaya diyoruz. Ama bu demek değildir ki ötekinin sevabı yok. Aynı o da tahtim sevabı gibi sevap alır. Evet hocam. Aynı seyircimizin ikinci bir sorusu. Camiye gidiyorum. Farz kılarken imama uyuyorum. Bizim okumamız gerekir mi? İmama uyduktan sonra e, imam selam verinceye kadar okumak gerekmez. Ama rekat kaçırdıysa, hı hı. imama uyamadığı rekat kaçırdıysa ve onu sonradan da tamamlayacaksa orada okur. Ama imamın peşinde okumaz. Ne diyor Peygamberimiz? Kıraatul imam, kıraatul mu'tem. Yani imamın okuması, Cemaatin okuması demektir aynı zamanda. Dolayısıyla ayrıca cemaatin okumasına gerek yoktur. Seyircilerimizden biri abdest alırken kulak yıkarken kimi serçe parmağıyla kimi de baş parmağıyla sıvazlıyor. Doğrusu nedir? Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. İsterse serçe parmağı, isterse işaret parmağı, isterse baş parmağı hiç fark etmez. Yani Bu, sünnet olan... Sünnet olan o dudağı, şeyi, şeyi meshetmektir. Kulağım etmek. etmek Eyvallah hocam. Fahri isimli bir seyircimiz demiş ki hocam Kabe resmi olan seccadeyi çamaşır makinesinde yıkamak günah olur mu? Hayır olmaz. <laughs> Hayır olmaz. O Kabe şeydir o cansız bir varlık şeydir orada. Hı -hı. Evet kutsal bir mekandır. Bizim için. Ee, ama asıl kutsal olan Kabe'nin duvarı değil, yapısı değil. Onun bulunduğu mahaldir. O evet. mekandır. Turan isimli bir seyircimiz demiş ki tır şoförüyüm. Hava koşullarından dolayı durup namazımı kılamıyorum. Kazaya bırakıyorum. Vesveseye mi geliyorum diye içim rahat etmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Kazaya bırakmasın. Uygun bir yere arabasını çeksin ve orada e, kıbleye dönerek namazını kılsın. Hı hı. Ki tırların o şeyinde, e, şoför mahallinde gördüğümüz kadarıyla e, böyle insanların rahat en azından oturduğu yerden namaz kılabileceği bir mekan var. Evet. Yani o ne yapıyor? Orada yatıyorlar, dinleniyorlar, istirahat ediyorlar. Mesela onu yönünü kıbleye dek getirerek. Ve bir de tabii o yatak şekli ise yumuşaktır. Belki böyle işte alnı geleceği yere biraz sert bir şey koyarak, oturduğu yerden eğer ayağa kalkamıyorsa oturduğu yerden rükü yaparak ve secde yaparak Hı -hı. namazını kılabilir. Eyvallah hocam. Çok kısa bir süremiz var hocam. İstanbul'dan Batuhan Bey demiş ki çalıştığım dükkanda bir abimiz var. Ölü bir devlet adamının arkasından çok konuşuyor ve çok günah diyoruz dinlemiyor. Bunun günahı nedir? Şimdi ölülerin arkasında Peki. konuşmaya gerek yok. Zaten ölmüş gitmiş hocam. Ölmüş o öbür dünyada iyi insansa karşılığını görecek kötü insansa şeyini görecek zararını görecek veya cezasını çekecek. Dolayısıyla bizim onunla ilgili bir şey söylememize gerek yok ama diyelim ki ölen bir kimse çok kötü şeyler yapmış, kötü adetler ortaya koymuş. Efendim onun yaptığı şeylerden bahsedilebilir. Yani o kişiyle ilgili olmaktan ziyade o yanlış olan şeyler, diyelim dine aykırı olan işler, faaliyetler vesaire varsa onlar konuşulur ve onlardan uzaklaştırılmaya çalışılır insanlar ama. E, bunun insanla yani o ölen kişiyle ya öyle arkasından konuşmaya gerek yok. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim sağlık afiyet versin. Amin. Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında Allah nasip ederse sizlerle birlikte olacağız. Tabi programımızın belirli bir süresi var. Dolayısıyla sizden gelen bütün soruları cevaplandıramıyoruz program esasında. Bu yüzden... Biz sizi sorunuz hangi gün cevaplanacaksa o zaman haber edeceğiz. Bizden haber bekleyin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet. Olun.